Bronşite ne iyi gelir? Bronşit, farklı etkenler sebebiyle oluşabilen ve halk arasında yaygın olarak görülen sağlık sorunlarından biri. Bu sorunla karşılaşan insanların aklına ise tabii ilk olarak bronşite ne iyi gelir, bronşit nasıl geçer gibi sorular geliyor. Gelin ilk önce bronşit belirtileri nelerdir ona göz atalım. Bronşitin yaygın olarak görülen belirtileri şöyle: öksürük, boğazgam, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, sürekli yorgunluk hali, iştah kaybı, kilo kaybı, yüksek ateş, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüs kafesinde daralma hissi, göğüs kafesinde ve karın bölgesinde ağrı. Bu belirtilerin biri veya birkaçı ya da hepsi sizde varsa hiç vakit kaybetmeden doktorunuzun yolunu tutun ve gerekli testleri yaptırarak doktorunuzun sorununuzu tespit etmesini sağlayın. Peki bronşite iyi gelen doğal malzemeler nelerdir? Keşfetmek için videoyu sonuna kadar izleyin. 1. Soğan. Bronşit sorunuyla baş etmek için destek alabileceğiniz besinlerin başında antioksidan bakımından zengin yiyecek ve içecekler geliyor. O yiyeceklerden biri olan soğan da listemizin ilk sırasında. Bunun için gün içinde soğanı taze taze kesip salatalarınızı ekleyerek yiyebileceğiniz gibi, dilerseniz bir tatlı kaşığı kadar taze sıkılmış soğan suyu da tüketebilirsiniz. 2. Bal. Organik asitler, flavonoidler ve antioksidan özellikler bakımından zengin bal da bronşitin sebep olduğu öksürük ve balgam gibi sorunların azalmasına yardımcı oluyor. Bunun için ise mutlaka bulabildiğiniz en doğal, en yüksek kaliteli balı tüketmeniz gerekli. Balı tek başına tüketebileceğiniz gibi, dilerseniz bronşite iyi gelen zencefil, zerdeçal gibi diğer malzemelerle karıştırarak da tüketebilir, bitki çaylarınızın içine de dahil edebilirsiniz. 3. Zencefil. Az önce bahsettiğimiz gibi zencefil de hem tek başına hem de bal ya da zerdeçal gibi malzemelerle bir araya geldiğinde bronşit sebebiyle ortaya çıkan öksürük, balgam gibi sorunlara çözüm olabiliyor. Bunun için kök zencefili taze şekilde rendeleyip bal ile karıştırarak tüketebileceğiniz gibi, dilerseniz taze ya da toz zencefil ile bitki çayları yapmanız da işe yarayabilir. 4. Zerdeçal. Zencefilin adının geçtiği her yerde hemen hemen zerdeçal da söz sahibidir. Zira o da en az zencefil kadar güçlü etkilere sahip. Özellikle öksürük, boğaz ağrısı ve bağışıklık güçlendirme konusunda üzerine tanımayan malzemelerden zerdeçalı da ister taze isterseniz de toz baharat olarak tüketebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar toz zerdeçalı bal ya da zeytinyağı ile karıştırarak tüketebilir. İçindeki maddelerin daha etkin hale gelebilmesi için içine bir tutam kadar da karabiber ilave edebilirsiniz. 5. Ihlamur. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış hastalıkları sırasında sıkça destek aldığımız ıhlamur, bronşit öksürüğüne de iyi geliyor. Bronşit öksürüklerinden kurtulmak için evde ıhlamur çayı demleyip afiyetle içmeniz yeterli. 6. Nane. Nanenin ferahlatıcı etkileri bronşit sorunu karşısında da vücudumuzun yanında. Onun bu etkilerinden yararlanabilmek için dilerseniz nane çayı demleyip içebilir, dilerseniz de nane yağı kullanabilirsiniz. Nane yağını bronşit için kullanacaksanız su kaynatıp bir kaseye alabilir ve kasenin içine nane yağı damlatıp soluyabilirsiniz. Buhar banyosu ya da burun banyosu olarak da anılan bu yöntem kısa sürede daha rahat nefes alıp vermenizi sağlayacaktır. 7. Okaliptus. Tıpkı nane gibi rahat nefes almak isteyenlerin sıkça tercih ettiği doğal malzemelerden okaliptus da bu listede mutlaka bulunması gerekenlerden. Kendisinin piyasada hazır halde çayını bulabilir ya da yağını tıpkı nane yağı gibi buhar banyosunda kullanabilirsiniz. C vitamini bakımından zengin meyve ve sebzeler. Çilek, kivi, ıspanak gibi C vitamini bakımından zengin meyve ve sebzeler, içindeki C vitamini sayesinde güçlü antioksidan özellikler gösteriyor. Bu özellikler sayesinde öksürüğün, boğaz ağrısının daha hızlı geçmesine yardımcı oluyor, uzun vadede ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Buharlaşan merhem. İçinde okaliptus ve nane gibi etken maddeler bulunan, piyasada kolayca bulabileceğiniz buharlaşan merhemler de bu konuda size destek olmaya hazır. Buharlaşan merhem özellikle boğaz ve göğüs kafesi ağrılarının dinmesine yardımcı olabiliyor. Bol sıvı tüketimi. Bronşiti olanlara en temel olarak önerilen yöntemlerden biri de bol sıvı tüketimi. Başta su olmak üzere çeşitli bitki çaylarını da gün içinde doktorunuzun onayladığı miktarda tüketerek bronşlarınızın rahatlamasını sağlayabilirsiniz.